Merhabalar, ben Burcu Ünver Meral. Benden Dinle 1 kanalına hoş geldiniz. İkinci bölümümüzle devam ediyorum. Sevgili dostlarım, sanıyorum bu yayında bir miktar daha kalabalık olacağız. Çünkü başka bir yayın varmış. Arkadaşlarım dediler ki biz öbür kanaldaydık, şimdi buraya geliyoruz. Sohbeti de açayım. Taylan Bey, uzun zamandır yoktunuz. Hoş geldiniz. Gözlerimiz sizi arıyordu. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Toplanalım arkadaşlar. Devam edeceğim. Sonra diyorlar başını kaçırdım. Herkese böyle eşit fırsat sunalım. Show must go on. Teşekkür ederim Emel Hanımcığım. Tekrardan iyi yayınlar diyor. Fatma Hanım hoş geldin diyor. Teşekkür ederim. Valla ne zaman arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Yayınlar canlı yayın ve Burak Durna dosyasının altında durmaya devam ediyor. Bu aralar Kerem Bey'e ve Beyza Hanım'a kafayı taktık bir miktar. Programda da sorulmamış sorular vardı. Bunlar üzerine konuşalım istiyorum. Çok teşekkür ederim Taylan Beyciğim. Yoktunuz uzun zamandır, o yüzden merak ettim, bir sorayım dedim. Evet, başka kanaldan geldiniz. Şimdi nerede kalmıştık? Olay gününe sizi tekrar götürüyorum arkadaşlar. Abdurrahman Bey gelirken Burak'ı arıyor. Telefonu kapalıydı diyor. Bu arada telefonun kapalı olması bana çok tuhaf gelmedi. Çünkü biliyorsunuz biz de Denizli'ye gittik. Size o dönemde şundan da bahsetmiştim. Bu Afgan'la Burak'ın, Burak'la Murat Bey'in işte farklı böyle şeyleri vardı. İşte aynı yerdeler, ikisinin de telefonu kapalı. Şuradalar, ikisinin de telefonu kapalı diye. Denizli'de gerçekten bazı bölgelerde bir hat problemi olduğunu ben de yaşadığım için bunu söyleyebiliyorum. Bir çekmeme durumu var. Aklımızda bulunsun. Bu bilgiyi de kenara koyalım. İnci anne hoş geldiniz. Ufak bir bilgilendirme yapayım. Daha önce sanıyorum isminiz İnci. İnci Hanım bana gazeteci misin, polis misin, olay yerinde ne işin var demişti. Ben de ona inat gazetecilik bölümü yazdım bu sene. Gazetecilik bölümünü okuyacağım. Banlamıştım kendisine. Ne demek olay yerine sadece gazeteci ya da polis mi gider? Biz de gidebiliriz, hakkımız yok mu diye. Dün Instagram'dan konuştuk. Hallettik konumuzu. Programlarımızı da çok beğeniyormuş. Aramıza hoş geldiniz. İncihane, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Evet, kaçırdığınız bölümler var arkadaşlar. Dün 5 bölüm falan yaptık. Gece 3'ü geçiyordu yayını bitirdiğimizde. Mutlaka izleyin. Şimdi bugün de bir soru işaretine bizden bir fikir gelecek. Tekrar yine bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar, Abdurrahman gelirken Burak'ı arıyor. Telefonu da kapalıydı diyor. Çekmemiş olabilir. Aynı fikirdeyim. Olabilir. Ben de yaşadım. Bu arada Abdurrahman Bey eve 7 civarı geldiğini söylüyor. Tabii ki 7 miydi, 7'ye 5 geçe miydi, işte 7.30 muydu bilmiyoruz. Fakat 7 civarı geldiğini söylüyor. Elini yüzünü yıkamış. Lavaboya girmiş. Hatta bir bölümde henüz kaçırmadınız bombayı. Hatta bir bölümde duş gibi bir şey söylüyor, toparlıyor. Biz bunu Seda'yla bayağı bir üzerine konuştuk ama artık yayınlayamıyorum biliyorsunuz, telif atıyorlar diye. İşte duş der gibi oluyor, çeviriyor. Lavaboya girdim, elimi yüzümü yıkadım. Sonra da diyor Beyza'ya dayını ara dedim. Buranın da bir saat sonra geleceğini öğrenmiş. Burada yine bir tuhaflık var. Beyza dayısını arıyor. Çaldırıyor, kapatıyor mu? Açık mı, kapalı mı diye. Yoksa önce Beyza dayıyla konuşuyor, kapatıyor. Ardından Abdurrahman arıyor da işte, abicim gelecek misin? Bir saat sonra geleceğim, sen yemeğini ye mi diyor? Bunu da anlamadık. Kaç kere telefonla konuşulmuş o akşam? Onu da bilmiyoruz. Bu arada Abdurrahman Bey diyor ki Beyza'ya 20 lira verdim. 3 ekmek
al dedim. Bakın 20 lira vermiş Beyza'ya. 3 ekmek al diye Beyza'yı bakkala gönderiyor. Sorum şu. Birinci sorum şudur. Neden eve gelirken kendisi o ekmeği almadı? Bölümün adı da zaten alınan ekmek. Gerçekten Abdurrahman eve gelirken elinde ekmekle mi geldi? Yoksa 7'den sonra dakikasını bilmediği bir zaman diliminde Beyzacığım, dayıcığım al sana 20 lira git bakkaldan 3 tane ekmek al dedi. Beyza da gitti mi? Bu arada diyor ki Beyza gelene kadar sallama çay yaptım. Kahvaltılık yedim. Ardından tütün içtim ve yattım. Beyza'ya ekmek al diyor. Gelen ekmeği beklemiyor. Sallama çay yapıyor. Bu arada ben sallama çay konularına inanılmaz takığım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Müge Anlı'da bir konu vardı. Bir Ramazan günü işte sobada, ocakta çay demlenecekken sallama çay yapmışlardı Ramazan günü. Müge Hanım buna takmıştı. Doğru da çıkmıştı. Bir adamı yine karısı ve kayınbiraderleri arabasında taramışlardı. Çok tuhaftı. Bu bölümde de bu bana çok tuhaf geldi. Şimdi neden bu konuya bu kadar taktığımı anlatacağım size. O gelinceye kadar sallama çay yapıyor. Kahvaltılık yiyor. Tütününü içiyor. Yatıyor. Evde yemek var. İşte. Arkadaşlar, hani bir görgü tanığı çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Haydar Bey, evet, kettle'dı. Kettle'da su kaynatıyorlardı, sallama çay içiyorlardı. Şimdi o görselimi bulayım. Bu bugün aklıma geldi. Bakın. Soldaki yeğen Beyza'dır. Sağdaki de Burak Durna'nın eşi Seher Hanım'dır. Arkadaşlar, bir görgü tanığı çıktı ve şu cümleyi kurdu, hatırlıyor musunuz? Saati tam işte kestiremiyorum ama karanlıktı. Kapının önünden bir kadın geçti. Ben de balkonda sigara içiyordum. Bu konu için de aradım aradım ama işte düşüremedim. Geçen sezon da aradım. Kapının önünden geçti. Gitti dedi. Sorum şu. Bu olaydan 2 sene önce olmuş ama Beyza zaten o zaman da işte 13 yaşlarında falanmış. 13-14 yaşındaymış. Arkadaşlar, fiziklerine bir bakın. Günlerden kış. Acaba bizim bu görgü tanığı hanımefendi demişti ya, önümden balkondan bakarken bir kadın geçti. O geçtikten kısa bir süre sonra da silah sesleri geldi. Ben de acaba kız mı vuruldu sandım demişti. Fikrim şudur. Beyza 7,5-8 civarı bu aralarda tam saatleri de net söyleyemiyorlar biliyorsunuz ki. Bildiniz değil mi arkadaşlar? Acaba bu görgü tanığı balkonda tütününü içerken Beyza'yı görmüş olabilir mi? Beyza geçtikten bir süre sonra silah sesi geldi. Kız mı vuruldu acaba dedim. Sonra içeri geçtim. Bir daha da bu olayı sormadım, sorgulamadım vesaire dedi. Bakın, Beyza olay anında 14 yaşında. Bu programda da 16 yaşında. Gördüğünüz üzere benzer boydalar. Beyza acaba o gün ben ekmek almaya çıkıyorum. Gel şu marketin orada görüşelim. Bu arada iki güzergah var. İki yol var. Şok marketin oradan mı ekmek alıyorlar? Başka bir bakkal mı var bilmiyorum. Ben bu iki görseli de yan yana getirdim. Birkaç böyle poz aldım aynı görüntüden. Bence şeye takılmayın. İşte basenmiş, kalçaymış buna çok takılmayın. Karanlık arkadaşlar, kapının önünden montlu, işte uzun saçlı bir kadın geçiyor. Tam o geçerken de işte aydınlık, biliyorsunuz sokakları, birazdan yine vereceğim o sokağın videosunu size.
fark etmemiş. Bakın ikisi de uzun saçlı. İkisinin de saçlarının rengi benzer. Seher de o gün sırt çantasıyla yürüyordu gidiyordu. Acaba aslında bu görgü tanığı Seher'in hanımı değil de Beyza'yı görmüş olabilir mi? Çünkü ne diyordu? Ya basenine takmayın arkadaşlar, gece karanlığı. Boylarına bakın, üzerlerinde mont var. 2 yıl öncesini düşünün. Bu 2023. 2021'i bilmiyoruz. Ama Beyza'nın boyu da 20 santim uzamamıştır herhalde. Aynı boydalar. İkisinin de uzun saçları var. Bu arada Beyza'nın sosyal medyada çok daha uzun saçlı, yengesine çok benzeyen saçlı fotoğrafları var. Dün de hatırlarsanız size şunu da söyledim. Arkadaşlar, unutmayın. O poşetler, bakın kendimi alayım. Bence gören gördü. Her akşam, şu detayı atlamayalım lütfen. Her akşam Kapının önüne inermiş. Dayısının elinden poşetleri alırmış. O gün nedense almamış. Size ben Beyza'nın başka bir şekilde görmüş olabileceğini söyledim. İndi, dışarıdaydı. Üzerlerinde mont olduğunu düşünün. Hava sıfırın altında, yüksek ihtimalle 8-7.50-8.10 civarı. Pusuya yatacak. Burak ne zaman gelecek, gelmeyecek belli değil. Evet, bu kadın da detay vermedi. Boyu, saçı, baseni, bunlardan bahsetmedi. Bir kadın geçti dedi sadece. Bunu söyleyeyim mi bilemedim. Benim aklıma böyle bir şey geldi. İşte hanımefendi net Seher'di, ben Seher'i de tanırım. İşte mahallemizden geçerdi demediği için size bahsettim ya, benim kafamda biraz tuhaf geldi. Neden 2,5 yıl gördüğü kişiyi görmedim dedi. Düşündüm. Ya arkadaşlar, ekrana çok farklı yansıyor olabilir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekrana farklı yansıyor olabilir ama yakın boylardalar. Karanlık. Kestirememiş olabilir. O yüzden lütfen bunu da unutmayalım. Çünkü diyor ki birisi geçti. Çok geçmedi. Silah sesi duydum. O kız mı vuruldu diye düşündüm. Bakın bu kadında da bir gamsızlık var. Ben anlamadım. O kız vurulmuş olsa, ya insan biri vuruldu herhalde deyip dışarıda çıkalım demez mi? Bir ambulans arayalım. Ne derler? Polise bir haber verelim de dememiş. Bana çok tuhaf geliyor bu hanımefendinin. Aklıma böyle bir şey geldi. Diğer bir konuya geliyorum arkadaşlar. Sonuçta bir ekmek almaya çıkmış ya, işte bunlar konuşulmadığı için benim de aklımda. Evet, olaydan 3 ay sonra çekilmiş fotoğraflarına da baktık. Aynı boydalar. Bu kızla, yani işte 14 yaşını geçmiş. Arkadaşlar, basketbolcu falan değil, önümüzdeki sene 1.85 olmayacak. Bunu da böyle cebe koyalım işte. 14 yaşındaymış. Uzayacağı boy bu. İşte annesini de biliyoruz, babasını da biliyoruz. Aynı boydalar. Evet. Önemli sorularımızdan birisi şu. Yazgı Çobanoğlu diyor ki tamam da bu Beyza'nın sevgilisi silahla mı dolaşıyor? Yok, orada pusu kurulmuş, beklenmiş. Arabaların arkasında bile saklanmış olabilir. Arkadaşlar, sizden en büyük ricam şudur. Lütfen bütün bölümleri izlemeye özen gösterin. Dün bir fotoğraf gösterdim. Hani belinde silahla mı geziyor bu insanlar diyorsunuz ya. Arkadaşlar, bakın. Bu beyefendi kim? Dostlarım, kim bu beyefendi?
Evet Haydi'cim, olay 21 Ocak 2021'de oluyor. Abdurrahman Bey'in evde olması önemli değil arkadaşlar. Uyuduğunu söylüyor. Abdurrahman Bey doğru söylüyor mu, söylemiyor mu onu bile bilmiyoruz. Bu beyefendi konumuzda adı geçen Burak Durna'nın kuzeni veliaht Murat Çalıkuş'u. Arkadaşlar işte belinde silahla dolaşıyor bu insanlar. Şunu da unutmayalım lütfen. İşte sevgilisi silahla mı dolaşıyordu? Normalde Burak eve 5-6 civarı geliyormuş. 5-6 civarı geliyormuş. O gün 8 civarı geliyor ya eve. İşte 8-13'te de vurulduğunu düşünüyoruz. Neden o gün üstünü değiştirmeden geldi? Bakın bir detay daha vereceğim size. Birazdan. Neden Burak o gün üstünü değiştirmeden geldi? Alelacele geldi. İşte yeni bir iş çıkmış 5 civarı. Dün de anlattım. Kerem Bey'le vedalaştılar mı? Vedalaştılar. O başka bir yere mi gitti? Burak mı ekstra işe gitti? Yoksa ekstra işe de beraber mi gittiler? Ardından ekstra işteki işte işi bitti. Sonra eniştesi Kerem döndü. Onu tekrar evinin oraya mı bıraktı? Soru işareti. Fakat üzerini değiştirmeden gelmiş. Sanki böyle bir an önce eve gitmek hesabı vardı. İşte soru işaretleri. Evet gitmişler. Yine soruyorum. Kerem Bey'le birlikte mi gitmişler? Çünkü dün 5 civarı ayrıldıklarını bir bölümde anlatmıştı. Bakın işte bu yüzden yalan söylüyorlar diyorum ya, bir bölümde saat 5 civarı ayrıldık. Burak başka işe gitti dedi. Ardından işte tekrar buluştuk mu buluşmadık mı konuşamadık. Konuşamadık yani, sorulmadı. Bu arada biri Burak'a çabuk eve gel mi dedi acaba? Yoksa yakınındaki biri hemen eve mi git dedi. Hangisi? İş gerçekten bitti de mi geldi? İşini mi yarım bıraktı döndü? Bunu da bilmiyoruz ki. 8'de gelmiş, bu kadar bilgimiz. Bu arada arkadaşlar, Burak'ın son telefon görüşmesi kimle derseniz, elimizde sanıyorum ki HTS kayıtlarına bakılmış telefonuyla ilgili konuşuyoruz. Herkes şunu söylüyor. Ya ikinci bir telefonda varsa, ikinci hattı varsa bilmiyoruz. İkinci hattından yazışmış olabilir, başka biriyle görüşmüş olabilir. X kişisinin üzerinedir. Meçhul kalır. Fakat programda yayınlananlar üzerine şunu söylüyorum. Burak'ın elimizdeki son telefon görüşmesi yeğeni Beyza'yla. Artık Burak Beyza'yı aramış, eve geliyorum yemekleri ısıt diye, ama bu görüşme mi? Yoksa kapattılar telefonu. Ardından başka bir şey için mi aradı? Bunu da bilmiyoruz. Şunu anlatmadıkları için ben bu yorumları yapıyorum sevgili dostlarım. Son telefon görüşmesi Beyza'yla. Bitti, bu kadar. Burak mı Beyza'yı aradı? Acaba işte Beyza yemekleri ısıt ben geliyorum dedi, kapandı mı? Yoksa Beyza dayısını tekrar aradı mı? Bunu da bilmiyoruz. Bunlar soru işareti. Kerem'in şöyle bir cümlesi var. 5 civarı ekstra bir işi çıktı. Oraya gitti. Sanki o işe Kerem Bey gitmemiş gibi anlatıyor. Bakın 4 kere dinledim arkadaşlar. Biliyorsanız o bölümü bana atın Instagram'dan, bir daha izleyeyim. Sonrasında Burak'ı tekrar alıp evin o öte tarafında İşte caminin, marketin ve berberin artık neresi onu da net bir yer söyleyemedikleri için oraya bıraktığını, Burak'ın da oradan arabasına binerek evine geldiğini biliyoruz. Bu arada işin garip tarafı, saati yine bilinmemekle beraber Kerem Bey Beyza'yı arıyor. Böyle bir telefon görüşmesinden bahsedildi.
Tam o dakikalarda dedi Didem Hanım. Bakın bu arada yazmışsınız. Burak'ı arabasının yanına bırakıp kendisi markete girmiş. Armut mu bir şey alacakmış. Kamera görüntüsü bu zaten. Okey. Fakat Beyza dayısında kalıyor ya arkadaşlar, babasının evine gitmiyor. Didem Hanım'ın kurduğu cümle şudur. Bu arada Kerem de Beyza'yı arıyor. Bir telefon görüşmesi daha var. Tam o dakikalarda. Serda diyor ki, aa öyle mi bilmiyordum ama sanki küçük çocuk bir şey istemiş. Onunla ilgili bir konuydu galiba. Küçük çocukla Beyza'nın bir ilgisi yok ki. Küçük çocuk annesi ve babasıyla Nurife ile Kerem'le kalıyor. Beyza dayısı, yengesi ve öbür dayısıyla kalıyor. Niye Kerem Beyza'yı arasın ki küçük kardeşin bir şey istiyor mu diye? Böyleyse yalan. Dayı aradı. Yemekleri ısıt, geliyorum dedi. Bilmiyoruz ki Vedat Beyciğim. Eğer Beyza olsaydı bakkaldan dönüyor ya, elinde ekmek olurdu. Bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü tanık kadın 3 yıl boyunca, 2,5 yıl boyunca emniyete gidip bir tane de ifade vermemiş. Evet, Kerem Nurife'nin eşi. Yani buranın ablası Nurife'nin eşi. Hiçbir şey söylenmedi, konuşulmadı. Mesela evde de 3 tane ekmek var mıydı? Soruyorum. Konuşuyoruz da şimdi başka bir konumuz var. Keziban Hanım konusu. Ekmek almış fakat evde ekmek yokmuş. Kadının eve bile çıkmadan kaybolduğunu konuşuyoruz. Soru. Arkadaşlar. Beyza eve 3 tane ekmek getirdi mi? O poşetlerin işte muntazam durması kimsenin aklına yatmıyordu ya. Hadi diyelim bakkala gitti, eve çıktı. Bir şeyler tutmuyor. Bu arada birisi yazmış. Bir yakınınız düşüyor, ağzı kanıyor, baygın gibi ya da inliyor. Bir durursunuz, kafasını bir kucağınıza alırsınız. Bir iki dürtersiniz, konuşturursunuz. 30 saniyede ambulans aramazsınız. Size çok katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Fakat emniyet güçlerinin özellikle olay yere, yani kata girilip bir araştırma yapılmamış arkadaşlar. Orada bir kuru sıkı bulmuşlar. Bunu ortadan kaldırın, çocuklar var eline geçer denilmiş. Biz bunu bir alalım bile denmemiş. O yüzden sorgulayalım arzusundayım. Saatlerin, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kuşçunun kamerası, Yasemin Hanım işte görünüyor 20-13 oradan çıkarılıyor ya. O kuş satılan artık dükkan mıdır? Çatı katında kuş bakan bir adam kameramı koymuştur. Neyse ne. Sorum şu. O dakika bile tam anlamıyla 20-13 mü? Hangi saat kıyaslamaları yapıyoruz? Dolmuş kamerası, Ali Kuzu'nun dolmuşu. Gerçekten 20-15 mi? Şunu desinler. Şimdi Burak 20-13'te vurulduysa arkadaşlar. Yine program üzerinden gidiyorum. Farazi konuşmayacağım. Şurada bir yerde olması lazım notlarım arasında. Burak 20-13'te vuruluyorsa saat 20-15'te de Seher dolmuş kamerasına yansıyorsa arkadaşlar, Seher Hanım'ın, bakın bu doğruysa saatler, Seher Hanım'ın tetiği çekme ihtimali yok. Ama derseniz ki 30 saniyede nasıl bilmem ne yapmış bilmiyorum. Öyle görmüş, dokunmak istememiş, ağzın mı kanıyor demiş, düştün mü demiş, ambulansı aramış. İşte ev halkından şüphelenilmiyor. Hadi Seher programda kendini şüpheli gösterdi. Konuştukları birbirini tutmadı diyelim. Siz nasıl Abdurrahman'ın, Beyza'nın ifadelerini, telefonlarını almazsınız? Bütün konudan komşudan bir parmak izi, bir swap izi almazsınız. Fatih Bey, ben Fatih Bey'den de çıkamıyorum. Hadi, Seher şüpheli. Ne yapalım? Kameranın olduğu Seher'in geldiği yoldan gelmiş Elif Hanımcığım. O yoldan gelmiş. Birkaç dakika öncesi
Burak'ın aracının da o güzergahtan döndüğü ve kapının önünde park ettiği sabit. Evinin önünde kim vurmaya cesaret eder biliyor musunuz? Gerçekten orada olup yakalansa şüphe duyulmayacak biri olabilir. Ama şunu da unutmayın. Arkadaşlar, unutmayın. Evet Masivacım. Ay ne söyleyeceğimi unuttum. Bir silah patladığı anlaşılıyor ya. Birkaç saat sonra. Şu bilgiyi de vereyim ben size. Programda şöyle bir şey konuşulmuştu. Seher Hanım demişti ki ben Recep'ten ve Muratlardan şüpheleniyorum. Çünkü ertesi gün Murat Bey şöyle bir şey söylemişti. Bu arada yine rüyaya geldik galiba. Şöyle bir cümle söylemişti. Murat ertesi gün benim kocamın vurulduğunu nereden biliyordu ki? Paylaşım yapmış. Afyonlu şeye benzedi. Neydi onun adı? Benzedi diyorum. Afyonlu Ramazan Usta'nın damadı Burak Durna vefat etti. İşte vurularak öldürüldü. Başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin diye. Şimdi ben bu bilgiyi sordum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Gece öğrenilmiş zaten çocuğun vurularak öldürüldüğü. Çünkü gece 12'ye 1'e kadar polisler, emniyet güçleri ve birinci kat komşusu Fatih zaten mermi ve kovan aramışlar. Özlem Hanım diyor ki adalet ısırgan otuna benzer. Yalnızca baldırı çıplak olanları dalar diyor. Vallahi bu konuda ne baldırı çıplak dinlemiş ne başka bir şey dinlemiş. İşte herkes şüpheli. Bakın toplumun vicdanını da rahatlatmak zorundasınız. Yarın programda iki lafı birbirini tutmadı diye herhangi bir delil göstermeden bir kişiyi alıp biz bunu tutukluyoruz çünkü halkın çoğunluğu böyle istedi derseniz adaleti sağlamış olmazsınız. O yüzden ısrarla diyorum. Aynen gül şurubu. Alt komşu Fatih Burak'ın bir gün önce vurulacaktı aslında. Biz çok kalabalık girdik ya o gün eve. O yüzden vazgeçtiler demesini nereye koyacağız? Nereye koyalım arkadaşlar? Seher bunu nereden bilecek ki? Ayla Hanım ısrarla benim söylediğim bir konudur. 30-35 yaşlarında falan Fatih Bey. Burak Kerem de değil miydi? Neden evin önünde yapsın ki? Konum dün açıkladım tekrar söyleyeyim. Kerem Bey'in tetiği çekmiş olma ihtimali düşük zaten. Çünkü o da girseydi benzer dakikalarda o güzergahtan gelseydi Ali Kuzu'nun kamerasına yakalanırdı. Çünkü Burak da Seher de Ali Kuzu'nun kamerasına yansıyorlar. Fakat kim var elimizde? Dün size söyledim. 21 Ocak'ta işleniyor bu cinayet arkadaşlar. 24 Ocak'ta yeğen Beyza'nın doğum günü. Acaba dedik aklımızdan şöyle bir fikir geçti. Diyorum ya kafamızı çalıştıralım. Bir yere odaklanmayalım. Program zaten bizi bir yere odaklamaya çalışıyor. Biz biraz işte kendi düşüncelerimizi, kendi izlediklerimizi yorumlayalım deme sebebim bu. Sevgili dostlar, Beyza 1,5 yıldır dayısı Buraklarla kalıyor. Böyle bir bilgim yok Ahmet Beyciğim. Olursa sizlerle paylaşırım ama böyle bir bilgim yok. İşte Konya olayı aklımızda kaldı mesela. Şunu söyleyecektim. 1,5 yıldır dayısı Burak yengesi Seher'le kalıyor. Dün size anlattım. Beyza ile Burak'ın arası çok iyi değilmiş. Burak inanılmaz derecede yeğenini kısıtlarmış. Telefon arkadaşlarıyla görüşme vesaire konularında. Arzu etmediği durumlarda da dayısına vurarak cevap verilmiş. Şiddete dönermiş.
işte bir video izletiyorlar. Orada da Seher yengesine vurmaya çalışıyor. Ben zaten Beyza'nın babası işlemiştir demiyorum. Adamın başka görüntüleri var. Doğruysa yine söylüyorum. İşte Bedran Beyciğim, bundan bahsediyorum dünkü programda. Program bize dedi ki profesyonel bir atıcı değil. Benim fikrim ilkinde tutturamadıysa hedefi de tak. Bu arada acemi. Arada böyle bir 9-10 saniye es vermesi gerektiğini de bilmiyor. Arkadaşlar. Tak. Tak diye iki kere silah çekmiş. Yani Beyza'nın 3 gün sonra doğum günü var. Kendilerinin söylediğine göre güya Burak bekarken ablası ve eniştesiyle kalmış. O da demiş ki yeğenim de benle kalsın 2 sene, işte size vefa borcumu ödeyeyim. Biz bunu çok ikna edici bulmamıştık izleyiciler olarak. Ne münasebet 13-14 yaşındaki kızın işte dayısının evinde, öbür dayı da orada ya da gelmiş işte bir ay içinde. Evde yenge var, zaten çok geçimleri de yokmuş sonradan öğrenildiğine göre. Arkadaşlar biz dün nasıl bir fikir üretmiştik? Acaba Beyza'nın bir erkek arkadaşı konuşulmuştu. Kerem Bey bunun üstünü küllendirdi. Konuşulmasın bu. Bu bir çocuk diye. Diyorum ki bir isimlerini hep unutuyorum. Seda yazar mısın? Biri Can. Biri Can'dı. Mahallede bir programda geçirildi bu konu. Arkadaşlar, mahallede bir çocuk varmış. Beyza 12 yaşındayken, ailesiyle yaşarken, 18-19 yaşlarında, Musa bu arada adı, Musa. 18-19 yaşlarında. Burak da tanırmış, ablasına gidip gelirken motoruna binermiş Musa'nın. Bakın tanıyor. Musa da Beyza'ya flört, arkadaşlık isteği, işte gönül işleri varmış. Acaba dedik, aile Beyza'yı Musa'dan uzaklaştırmak için mi dayısının yanına gönderdi? Bu bir fikirdir. Konuşulmadı bu. Tabii ki çocuklar da aşık olabilir. Asla lafım yok. Ama 12 yaşındaki bir çocuk 18-19 yaşında artık yetişkin kabul edilen biriyle ilişkiye başladıysa, annesi babası şunu söylüyormuş. Arkadaşlar, sakın onunla görüşme, onunla konuşma. Acaba dedik, Musa ya da o dönemde bir de Can varmış hayatında. Başka isimler var mı bilmiyorum. Acaba Beyza flörtüyle yakalandı ya da dayısının yaptıklarını abartarak anlattı. Bakın ergen, bizi görüştürmeyen dayım mı dedi. Bilemiyoruz. Aklıma Beyza'nın bu kadar yalan söylemeleri, bu kadar çelişkileri, aklıma bu tarz bir şey getirdi. Sanıyorum Can daha akrana ama Musa kendinden büyük ve ailesi onunla görüşmesini istemiyor. Evet, o arkadaşını da anlattım. Kadir Bey. Kadir Bey'i de anlattım. Aynen öyle. Bedran Bey, Beyza o zaman 14, sevgilisi de 17-18 yaş aralığında. Beyza 12 yaşındayken Musa 18 yaşında. Yani Beyza 14'e geldiğinde sevgilisi 20 falan olmuş olmalı. Musa ise adı doğru söylendiyse. Ve Kerem Bey bu konu açılınca programı talan etti. Açmayın bu konuyu, benim kızımın İşte ilişkisiyle ne alakası var vesaire vesaire diye. Fikirlerimden birisidir. Sibel Hanımcığım, Beyza'nın çocukluk aşkını korumuyorlar zaten. Bu olayı Beyza biliyor sadece. Kerem'in ya da Nurife'nin bir şey bildiğini düşünmüyorum. O yüzden Seher'in üzerine saldırıyor insanlar. Beyza neden 14 ay sonra şunu gördüm diyor. Tutmuyor hiçbir ifadesi de. Önce de diyor ki yengesine, bir çıtırtı duydum. Sonradan işte tak tak ses geldi diyor. İlk ifadesinde de yok diyor, silah sesi duymadım diyor. Seher'le işbirliğinde olsalar,
Sehre anlatabilirdi bazı şeyleri. Beyza, Sehre de yalan söylüyor. Kaçırmayın bu detayları lütfen. Beyza ilk günlerde Sehre de yalan söylüyor. Evet, Beyza yaşının çocuğu değil. Artık evde nelere şahit oldu, ne oldu bilmiyoruz. Ama ben düğümü çözecek kişinin Seher olduğunu düşünmüyorum. Parmağı vardır ya da yoktur bilmiyorum. Ama Seher'in bir açıklamasıyla çözülmeyecek bu konu. Beyza'yı alacaklar ve Beyza'ya diyecekler ki bu arada Merve Hanım, onu da ekleyeyim. Sadece Beyza'nın sıkıştığı yerde Seher düzeltmiyor. Seher Abdurrahman da bir şeyi söyleyemediği zaman düzeltiyor. Lütfen tekrar izleyin. Lütfen tekrar izleyin. Abisi Mustafa Ali bağlanıyor. Saçmalıyor. Seher onu da düzeltiyor. Ayşe Hanım'ın aklına bir şey gelmiyor. Seher duruyor duruyor, diyor ki bence şunu demek istedi diyor. İşte yani onu da Seher düzeltiyor. Seher de bir işte doğruyu söylesinler, düzelteyim, yanlış ifade etmesin, unutmuştur herhalde şeyi var herkese karşı. Sadece Beyza'ya yapmıyor. Ben açıkçası bu atışla alakalı dün bütün bilgileri anlattım. Bazı dostlarım yoktu. Dün 5 bölüm yaptık. Bugün yapmayacağım. Bu bölümden sonra bırakacağım. Zamanınız varsa sizden ricam, ve dün izleyemediyseniz dün 5 bölümden işte 40'ar dakika 50 dakika derken en son biraz uzun 1 saat 20 dakika kadar lütfen izleyin. Programda bir uzmanla görüşüyorlar. Uzmanın açıklamalarını not almıştım, sizlere anlattım. Düşündüğümüz gibi değil. Yani bir pusuya yatıldı. Yan camdan atış yapıldı. Böyle bir şey olmadığını söylemiş. Hala görev başındaki bir uzman. Tekrar söyleyeyim. Atış yapıldıktan sonra boş kovanlar ileri ve sağ 1,5 metre düşermiş arkadaşlar. Seher'e bir video izletiliyor. Bir atış videosu. Seher şaşkınlıkla izliyor. Bomba haber şöyle karıştırmış olabilir mi konusuydu. Bu da bugün aklımıza geldi. Çünkü siz basenlerini çok şey görüyorsunuz ama bu küçük hanımın biraz daha böyle yandan bir görseli. O yüzden aslında birbirlerine benziyorlar. Bulunan kovanların yerine göre, bir işte kovan yeri var ya, gül ağacı ve çalılık civarından yapılmış olabileceği söylenmiş. Tekrar size olan yeri görsellerinden açayım. Dün izlemeyen arkadaşlar varsa, tabi izleseniz daha iyi olur, daha net anlarsınız. İşte ardiyede mi saklandı diyor ya mesela bazı arkadaşlar. Şunu da göstereyim sizlere. Arkadaşlar ev bu. Cinayetin ertesi günü olması lazım. Ardiye'ye bakılmış o gece. Bir şey çıkmamış ya. Bakın Seher Hanımların evi şu yeşil brandalı ev. Altta da daha kahverengi beyazlı Fatih Beylerin balkonu var. Buraya bile girmiş olabilir katil o gece. Sonuçta şurada cinayet işleniyor. Şu bölgede. Buraya bir yere de pısmış olabilir. Seher'in işte 3-5 yaşında olduğu söylenen bir kardeşi var. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Şunu açıyorum tekrar. Şurada arkada ilk halidir olayın. Şurada bir yerde bir gül ağacı var. Bu görselde yok. Arda'ya o gece bakılmış. Anahtar bulunmuş. Anahtarla bakınca Arda'ya da bir şey çıkmamış. Atış uzmanının yorumunu sizlere tekrar okuyorum. İlk atış sağ kulak kepçesinin üstünden giriyor ve burun ucundan çıkıyor. Bize Seher Hanım hep ne söylemişti arkadaşlar? Adli tıp raporu var. Biz bunu inceledik, konuştuk. Anladığımız kadarıyla ilk atış sırtından yapılmış diyordu. Ne deniliyor bu uzmanın dediğine göre? Hayır, ilk atış büyük ihtimalle kafasından diyor, yani sağ kulak kepçesinin üstünden giriyor. Ensede değilmiş Didem Hanım'ın dediği gibi.
Bu çıkış V şeklinde. Çıkarken de burun ucunu parçalayarak çıkıyor. Kendimi alayım, okumaya devam ediyorum. Denge organımız kulak olduğu için burak sendelemiş olabilir. Hep diyorduk ya, nasıl geriye düşer, öne gitmesi lazımdı. Çünkü enseden yapıldığını düşünüyorduk. Tam anlamıyla yorumluyor. Şuradan yapılmış ilk atış. Kulağından alınca sendeledi. Geri geri gitti. Dengesi bozuldu. Sonra da diyor. Geri gidiş sırasında katil buranın üzerine geldiğini düşünüp paniklemiş olabilir. Bunun üzerine ikinci atışı yapmıştır. Normalde de iki atış arasında 9-10 saniye olur. Amatör olduğu için, bu katil profesyonel olmadığı için iki atış arasında da bir iki adım hareket edecek. Geri geri gelecek, o da Burak geliyor ya. İkinci kurşun sol kürek kemiği altından giriyor şu arkadan. Göbek deliğinin orada duruyor. Bu sırada Burak yere düşüyor diyor, geriye doğru. Poşetler elinde olsaydı Burak'ın savrulması gerekirdi diyor. Devam ettiği de şu uzmanın. Arkadaşlar, şu gördüğünüz şurası 40-50 santim kadar bir genişlik. Yaklaşayım şöyle, şurası 40-50 santim bir genişlik. Diyor ki uzman, duvarda hareket alanı kısıtlı, o yüzden alttan bir yerden ateş etmeli. Katil Burak'ın tam arkasında. Bakın, Burak şurada duruyor arkadaşlar. Şurada duruyor bir yerde. Tam arkasında, şurada bir yerde olmalı. Bu kapının hizasından dik çekin buradan, böyle buraya gelin, dik çekin. Şurada bir yerde, tamam mı? Çalılıkların, bu ağaçların orada ya saklandı ya da Burak'ın yanına doğru geldi diyor. Alttan ateş edilmiş olmalı. Yukarıdan ateş edemezdi diyor. Daha önce şuradan olduğu konuşulmuştu ya, ben size dedim falsolu atış yapması lazım. Şöyle bir istikamet izlemesi lazım diye. Buradan da atış yapılamaz demiş uzman. O yüzden şu hizadan bir yerden tam Burak'ı hedef alacak şekilde şöyle bir atış yaptığını ve yere düştüğünü söylüyor. Diğer detayları da anlatayım size. Arkadaşlar, Burak 7.65'lik bir tabanca ile vurulmuş. Bu tabanca başka bir olayda kullanılmamış. Temiz bir silah. Dün nasıl olduğunu da anlattım sizlere. Yivler oluşur atış yapıldıktan sonra. İşte barutun yanmasıyla birlikte her silah kendine ait bir iz oluşturur kurşunda. Bu silahın da el yapımı ya da kuru sıkıdan bozma olduğu düşünülüyor. Atış da 1-1,5 metreden yapılmış. Bu arada kovanlarda parmak izi yok. Profesyonel biri olsaydı da kovanları alıp giderdi demiş uzman kişi. Bu arada boylarla ilgili de bir notum vardı. Onu da bulursam okuyayım. Ben bu ekmek konusuna çok takığım. Gerçekten ekmek alındı mı, alınmadı mı? Evde ekmek bulundu mu? Gül şurubu diyor ki, Rahmi Bey olsaydı Beyza kızım ne biliyorsun anlat derdi. Filiz Hanım, yorumumu okudun mu diyor. Hemen bakayım Filiz Hanımcığım yorumunuza. Sevgili Burcu, yan camdan sensör olan balkona, oradan duvarın oraya inilip çıkılabilir. Acaba o hangi cam, hangi oda? Hemen bir söylediğiniz şeyi bulayım. Şeyin ev görüntüsü, değil mi? Nurgül Hanımların alt katı. Şurayı diyorsunuz. Şuradan büyüteyim. Şu ev görüntüsünden bahsediyorsunuz. Valla arkadaşlar, çok oradan oraya atlayıp buradan buraya gelinebilecek bir yer değil. Velev ki geldi. İşte bir de kaçış güzergahı ya da şey lazım. Saklanacağı bir alan lazımdı. Yine söylüyorum arkadaşlar, saatlere bakılıp bakılmadığından emin olmamakla beraber, eğer saatler doğruysa tetiği Seher Hanım çekmiş olamaz. Bakın, şuradaki şu çocuk oyuncağı var ya, görüyorsunuz şu görseli. Şu hizadan bir yerden atış yapılmış olmalı. Şöyle şuradan bir yerden atış yapılmış olmalı. Bu arada
Asıl bombayı söyleyeyim size arkadaşlar. Yok yok, seherlerin camdan yapılmış olması mümkün değil arkadaşlar. A-a. Massiva'nın tespiti güzel denmiş. Arabasıyla geldiyse park ederken far lambalarından sağa sola saklanmış biri görünmez miydi? Görünmezdi, çünkü buraya geri geri park ederek gelmiş. Kapkaranlık kapının önü arkadaşlar. Birazdan video göstereyim tekrar size. Kapkaranlık. Dik gelseydi şu sokaktan, şuradan göstereyim. Şu sokaktan geliyor. Şöyle girseydi. Evet, belki önden ışıklarıyla şurada kuytuda saklanan birini görürdü. Ama Burak şöyle geliyor. Arabasını Zeynep teyzenin tarafına doğru burnunu verip geri geri geliyor. Eğer şuralarda bir yerdeyse, o görselleri de gösterdim sizlere. Pazarcı Eyüp'ün kapısının önü çok dandini dedim ya, karma karışık. O zaman tabii ne kadar vardı, ne kadar yoktu bilmiyorum. Bakın şuradan bahsediyoruz. Şurada bir yerden bahsediyoruz. Pazarcının önü de şuralar arkadaşlar. Şuralar. Kapı önü gerçekten bu kadar dağınıksa buralarda, şunların altına, arkasına bir yerlere girer saklanırdı. Yine unutmayın, perde var. Fatihlerin de şeyde. Kapısının, şey, balkonlarının orada. Ayrıca Seherlerin evinin iki yanında, şu iki bina yanında şöyle de bir kuytuluk var. Bakın buraları kaçırmayalım. Şu taşın altından atladığında buraya pısar. Buralara bakılmamış. Hiç bakılmamış. Tekrar döneyim duvar kenarına. Hatta şu görseli bir daha göstereyim size. Bakın sokakta, buralarda yürürken buralar aydınlık. Öyle hep dediniz de, korkarak nasıl gelinir, nasıl yürünür diye. Burada iniyor. İşte Şok Market'in önünde iniyor. Burada dolmuş bırakıyor sağda. Pıt 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 iniyor, evine geliyor. Bir de dediler ki niye o sokaktan gittin? Gerçekten evine çıkan en kısa yol orası. Bakın şu duvarla ilgili bazı bilgilerim var. İyi dinleyelim. Bu duvarın kenarındaki set, şu set, o olay anında 120 santimmiş arkadaşlar. Savcı olay yerine hiç gelmemiş. Ben size söylemiştim. Bina hiç daire gelip seyirin evi bir aranmamış. Evinizde ne var ne yok bir bakılmamış. Özlem Hanım diyor ki o çok karanlık sokakta seyirin cesareti takdir edilesi. Çok katılıyorum ama ben de korkmazdım. Kendi evim, kendi mahallem. Zaten doğup büyüdüğüm mahalle. Şimdi tekrar videoyu göstereceğim size. Kendi çektiğim videodur. Sesli verirsem sesimi duyacaksınız. Ben Engin ve konuda adı geçen Halil Bey işte konuşuyor. Açıkçası çok camdan atlayıp girmeye çıkmaya gerek yok. Fakat emniyet evi de incelemediği için evin bir odasında bile saklamış olabilirler açıkçası. Artık aklıma her şey geliyor. Fatih. Belki tetiği Fatih çekti. Bilmiyoruz ki, karısını bile rahatsız ediyormuş. Abdurrahman'dan da emin değiliz. Cinayet tam orada işlendi. Fakat Burak şeye gidiyor ya arkadaşlar, hastanede hayatını kaybediyor. Bu sebepten dolayı belki ceset orada bulunsaydı savcı gelirdi, nöbetçi bir savcı. Fakat gelmemiş. Yani bir bakayım, nereden atılmış olabilir falan dememiş. Buran boyu 1,68. Seher'in abisi Şaban Bey 1,80 civarıymış. Mustafa abisi 1,75 civarıymış. Fatih Bey de Burak kadarmış boyu. Ben bu arada notlarıma yazmışım. Ramazan Bey ya da Seher'in abileri Burak'ın yanlış taraflarını bilse bir şey yaparlar mıydı acaba diye. İşte bölüm bölüm geldikçe, konular ilerledikçe konuşuyoruz. Farazi'de bir şeyler anlatmak istemiyorum açıkçası. Kan lekeleri neden dağınık? O da bir tuhaf. Bu arada Ardiye kapısı da, bahsettiğimiz Ardiye kapısı da şurasıdır. Bu Ardiye kapısı da yani depo olarak kullanılıyormuş burası. Anahtar babasında ve kiracılarda varmış. Seher Hanım bizde anahtar yoktu diyor. Fakat gece
Bakıldı oraya da diyor. Bakın mahalle işte. Şurası Zeynep teyzelerin evi. İşte burada Hasan amcayla Ekrem beylerin evi var. Serlerin evi tam bunun arkasına düşüyor. Yani öyle çok korktum, kapkaranlık vesaire bir sokaktan, mahalleden bahsetmiyoruz. Bu arada bu işte Pazarca Eyüp'ten şüpheleniyormuş ilk. Pazarca Eyüp'ün, bakın katilsiniz, şu tellerin şurada varsa gene böyle selelerin falan, bunların üstünden de atlar, şuradan kaçarsınız arkadaşlar. Bazı insanlar şey düşünüyor, illa ana yoldan katil gidecek falan zannediyor ama katilsiniz yani. Şuralara bir yere bile saklanırsınız. Bilmiyoruz işte, savcı gelmemiş. Vallahi çöp kovasının içine bile girerdi katil. Şu şeyi vereyim. Ha bu arada bir mesaj geldi. Bu arada keşke siz de yazsanız sohbetten. Kapının üstündeki beton çıkıntıdan lastik ve kasanın arkasına saklanıp ateş edilmiş olabilir mi? Kendi balkonlarındansa olabilir. Zanlı Abdurrahman ise görünmeden halletmiş olabilir. Olamaz arkadaşlar. O zaman buradan sarkıp işte buradan sarkacaktı. Buranın arkasına gelecekti. Olmaz. Mümkün görünmüyor. Burak şöyle düşüyor ya arkadaşlar. Şöyle düşüyor. Burada dik olduğunu düşünün. Şöyle düştüğü için ayakları buraya bakıyor olduğu için hemen o görüntüyü de bulayım. Şöyle düştüğü için yukarıdan ateş etmiş olma ihtimali mümkün değil. Durum bu. Size şimdi şu görseli açayım tekrar. Buyurunuz, kendi çekimim, bir izleyin. Seher Hanım'ın geliş güzergahıdır. Açabilirsem. Evet. Kendi sesimle veriyorum. Ya da geliyor mu o videonun sesi? Ondan emin değilim şu an. Bu hızla yürüyorum arkadaşlar. Benim sesim mi yok? Tamam, benim sesim geliyor o zaman. Doğru mudur? Tamam, bunu izleyin arkadaşlar. Kendim çektim. Korkulacak bir sokak mı? Bir görün bakalım. Tamam, sessiz veriyor büyük ihtimalle. Bu şey yaptık ya arkadaşlar. Çift ekran yaptım ya. Öbürü tabletti. Ondan daha rahat gösteriyordum. Bakın. Döndü. Bayrağın olduğu ve altta iki tane işte arabayı gördüğünüz yer, birazdan göreceksiniz, ilerliyor şu an daha. Tam kameraya yansıdığı yere doğru geleceğiz. Zümrüt Hanımcığım, Savcı Bey ya da hanım olay yerine mutlaka gelmeli. O olay yerini keşif yapmalıydı. İşte öyle bir şey olmuyor. Savcı yokmuş o gün şehirde ise nöbetçi savcılık diye bir şey var. Isparta'dan görevlendirselermiş bir tane. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? İşte saçma sapan. Az önce gördüğünüz yer, tekrar şöyle konuşurken unuttum. Şurada bir yerde o dolmuş kamerasına yakalandığı yer. Kaç dakika yürüdüm? Videonun süresini söyleyeyim. 2 dakika 58 saniye. Tabii biz ağır ağır sohbet ede de geldik. O da o gün telefonuyla oynuyormuş ya. Şimdi bakın, şu bir bina arkadaşlar. Bu bir bina. Şu da Seherlerin binası. Bakın burası çok karanlık. Şu güzergah çok karanlık. Şu arada da bir kaçış güzergahı, bir saklanma güzergahı olabilecek bir boşluk var bakın. Az önce fotoğrafını gösterdiğim yer burasıdır. Evet, çok da böyle hani kapkaranlık vesaire değil. Yani işte şu arada bir karanlık var şurası. Sadece şu kapının önü çok kuytu kalıyor. Evet, buranın arabası gibi düşünün bunu. Fakat o gün geri geri park edilmiş. Şurada da, şurada çöp kovaları var. Burada inilti sesini duydum.
lambayı yaktım ve oraya doğru yürüdüm diyor. Bakın inleme seslerini duymaya başlamış. İnlemiş, inlemiş. Burada telefonunun ekranını şeyi açmış, flaşı açmış. O tarafa doğru ayak görmeye başlıyor. Durum bu. Alacakaranlığı şöyle yorumlayalım. Ben Ağustos ayında dolunayın olduğu bir akşam çekmiştim. Hani bu şekilde değerlendirirsek iyi olur. 2 dakika 58 saniyeymiş bu videoda. Sizler için kendim yürüyerek çektim. İşte kuytu olan aralık tam şurası. Şurada bir saklanma alanı var. Burada saklanabilir. Şu arka tarafa gidebilir. Durum bu. Yani Fatih Bey hiç konuşmuyor. Onu nereye koyacağız? İnanın bilmiyorum. İşte gelmemiş arkadaşlar savcı. Yani savcı gelmemiş. Binada olay yeri inceleme yapılmamış. Programda ne söylenildiyse onu aktarıyorum. Hep de söylüyorum, unuttuğumuz noktalar vardı, gözümüzden kaçan şeyler vardı. Üzerinden bir kere daha gidelim, hatırlayalım istedim. Savcı gelmemiş. Evde kuru sıkı bulmuşlar Burak'ın silahını. Ya biz bunu bir poşete alalım da koyalım dememişler. Belki o silahtı, kullanılan, atış yapılan silah. Alınmamış. Ne demişler biliyor musunuz? Çoluk çocuk var burada ortamda. Şeytan doldurur. Siz bunu saklayın bir yere demişler. Ardından şey yapılmış. Babası almış seyrin. Ramazan Bey almış emaneten. Hani yakın zamanda tekrar alındı mı, incelendi mi, incelenecek mi bilmiyorum. Vallahi Mehmet Bey, gece körlüğü var diyorsunuz ama araba kullanarak gelmiş. Yani gelmiş, arabasını da bir güzel park etmiş. Hani park ederken gece körlüğü yok, eve doğru yürürken mi gece körlüğü var? Ben artık söylenen birçok şeye inanmıyorum. Durum budur. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz ama. Evet, bu da doğru. Gülşür bu. Dayı keşke böyle olacağını hapse girseydin dediği var. Nurhan Hanımcığım, yani bilmiyorum Seher neden indirmiş. Apo poşetleri yukarı çıkarmış, Seher neden indirmiş bilmiyorum. Söylediklerine göre poşetlerden işte birinde çantada temiz çamaşırla tansiyon aleti, ateş ölçer varmış. Bilmiyorum. Arabasının arkasında silah stikeri var. Yazılar var. Israrla şunu söylemişlerdi, hatırlıyor musunuz? Komşularla arası bozuktu. O yüzden yazdırmış olabilir diye. Komşulara sorduk. Biz onlara yazmadık dediler. Yani daha Recep Bey'in de kararı onaylanmadı biliyorsunuz. Bakalım ne olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Program konuyu kapattı. Bir gelişme olursa belki bizlere bilgi verirler ama kısmet. Hep söylüyorum, çok büyük eksiklikler var. Araştırılmalı. Ben size geçen bölümde de Seher'in ya işte halaoğlu ya amcaoğlu gibi biri de yurt dışına gitmiş, Gürcistan taraflarına. Mutlaka araştırılmalı dedim. Herkese bakılmalı. Sadece bir kişiye bakılmamalı. Daha önce bakın hiç kimseye bakılmamış. Bir komşudan şüpheleniyoruz, mahalleden giriş çıkış yok denilmiş. Recep Bey'e bakılmış. Bu sefer de diyorum ki tek bir aileye bakılmasın. Seher'in babası, abileri, annesine bakılsın. Lütfen Abdurrahman'a, Beyza'ya, İlknur'a, Ayşe anneye, Kerem'e, Nurife'ye de bakılsın. Bir sene daha şey beklemeyelim. Bunlar da çıkmazsa hadi sil baştan olmasın. Madem genişletildi soruşturma, hepsine bakalım. Durum budur arkadaşlar. Bugün böyle bir program içeriği hazırladım sizler için. Kerem Bey, alındı mı alınmadı mı belli olmayan ekmek. Beyza'nın
4-5 farklı ifadesi. Tuhaf geliyor bana her şey. Beyza'yı gerçekten Seher mi yönlendirdi? Yoksa Beyza'yı Kerem mi yönlendirdi? Yoksa Beyza kendisi bazı şeylere sebep oldu. Bakın Recep'i görseniz olay anında. Üstelik dayınız orada vurulmuş. Ambulansa taşıyan insanlar arasında Murat Bey var. İşte Recep Bey var. Halil Bey orada. Hasan amca gelmiş. Nasıl şu cümleyi kurmazsınız? Şu adam vurdu dayımı, şu adam vurdu dayımı nasıl demezsiniz? Hastaneye gidiyorsunuz. Ağzınızı açıp da mahallede daha önceden gördüğüm şu kişi yaptı demiyorsunuz. Evinize gidiyorsunuz. Odanıza kapanıp ağlıyorsunuz. Kimseyle konuşmuyorsunuz. Pedagog ya da psikologla görüşmeyi reddediyorsunuz. 14 ay sonra yengenizin, babanızın, hiç kimsenin haberi yokken karakola götürülüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben şunu gördüm. Durum budur. Gerçekten Beyza'yı alıp kim yönlendirdiyse Beyza'ya sorulması lazım. Kimse yönlendirmedi, ne Kerem ne Seher derse de bu konu Beyza ile ilgili çıkar. Benim şu ana kadar gördüklerim bunlar. Ben açıkçası katil kesin şu diyemiyorum. Ama şüphelilerim var. Şüphelilerim de bir değil. Bakalım fikriniz varsa izledikten sonra izlediniz zaten. Bölümün altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kapatayım artık yavaştan. Bu gece daha erken yatalım. Dün çok geçlere kalmıştık. Üçü geçiyordu artık yattığımızda. Arkadaşlar henüz abone olmadıysanız, buraya kadar izlediyseniz lütfen abone ol butonuna basınız. Anlık 147 izleyicim varmış. 93 beğeni görüyorum. Herhalde geri kalan 50-60 kişi öyle laf olsun diye izliyor. Yani hiç beğenmeme inisiyatifini bile kullanmamış. Lütfen fikrinizi beyan ediniz. Beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basınız. Bütün bunlar dışında katıl butonumuz da açılmıştır. Destek olmak isterseniz, ben de şu mavi rozetten almak istiyorum, yeşil olsun adım diyorsanız, siz de katıl butonuna basıp aboneliğinizi aktifleştirebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Umuyorum en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Yine burada benimle 2 saati aşkın sohbet ettiniz. Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.